Herkese merhaba. Ben Olcay Çelik. İş dünyasına yönelik olarak veriye dayalı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız, her hafta güncellenen videolardan haberdar olmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Power BI Eğitimleri TV'nin bugünkü videosunda basit ama bir o kadar etkili olan bir DAX formülünden bahsedeceğim. Diyelim ki satış analizi yapıyoruz ve müşteri sayılarını hesaplamamız gerekti. Bunun için hangi DAX formülünü kullanacağız? Veri modelini nasıl oluşturmalıyız? Bugün bu konuyu ele alacağız. Şimdi gelin önce hızlıca veri modelini inceleyelim. Modelimizde bir satış tablosu, yani işlem tablosu bulunuyor. Aynı zamanda modelimizde tarih tablosu, ürünler tablosu, bölgeler tablosu ve müşteriler tablosu var. Bu saydığım tablolar arama yani lookup tabloları. Tüm tablolar birbirleriyle birden çoğa doğru ilişki türüyle ilişkilendirilmiş. Evet devam edelim. Diyelim ki ne kadar müşteriye satış yaptığımızı her gün görmek istiyoruz. Dax ile bunu birkaç yoldan hesaplayabiliriz. Buraya bir not düşelim. Müşteri sayılarını hesaplarken karşılaşacağınız genel bir sorunu ve bu sorunu birkaç değişik şekilde nasıl çözebileceğinizi de aslında göstermek istiyorum. Böylece veri modeli arka tarafta nasıl çalışıyor bunu da görmüş olacaksınız. Evet devam edelim. İlk iş gelin bir tablo oluşturalım. Çünkü günde kaç müşteriye satış yaptığınızı size göstermek istiyorum. Bunu hesaplamak için tarih sütununu tabloya sürükleyip bırakalım. Ve tarih hiyerarşisinden kurtulalım. Bu hesaplama için şunu yapmayı düşünebilirsiniz. Yeni ölçü oluştura gidip yeni bir ölçü oluşturmak ve buna benzersiz müşteri sayısı adını vermek. Ardından listing count formülünü çağırıp müşteri sayılarını belirtebilirsiniz. Bu tamamen normal. Çünkü mantıken yapmanız gereken şey budur. Çünkü her gün kaç müşteriye ürün sattığınızı hesaba katmanız gerekiyor. Şimdi burayı dikkatlice izleyin. Benzersiz müşteri sayısını tabloya sürüklediğimde bir sorunla karşılaştığımı göreceksiniz. Tabloda her gün için aynı sonucu alıyoruz. Şimdi her gün bu sonucu görmemizin nedeni basit. Çünkü bu formülün yaptığı şey şu. Her gün müşteri tablosuna gitmek ve her gün için ayrı müşteri sayısının ne olduğunu hesaplamak. Şimdi sorun şu. Modelimizdeki tarih tablosunun müşteri tablosuyla hiçbir ilişkisinin olmaması. Modelimizde tarih tablosunun tek ilişkisi satış tablosuyla. Dolayısıyla tarih tablosuna yerleştirilen her filtre müşteri tablosunu filtrelemiyor. Evet devam edelim. Gördüğünüz üzere her gün aynı sonucu alıyoruz. Neden mi? Çünkü her gün için tüm müşteri tablosunda yeniden sayım yapıyoruz. Bu nedenle belirli bir günde kaç müşteriye satış yaptığımızı görmek istiyorsak bu formülü biraz değiştirmemiz gerekiyor. Tarih tablosu satış tablosu ile ilişkili olduğu için formülü satış tablosu üzerinden hesap yapacak şekilde değiştirmeliyiz. Tabloya bir filtre yerleştirildiğinde, yani hesaplamaya bir filtre bağlamı dahil ettiğinizde tabloda gördüğünüz sonuç veri modelindeki ilişkiler yardımıyla bağlı olduğu satış tablosuna doğru akarak hesaplanıyor. Evet, devam edelim. Şimdi yapacağımız şey yeni bir ölçü daha oluşturmak. Bu ölçüyü benzersiz müşteri sayısı 2 olarak adlandıralım. Distinct count formülünü bir kez daha çağıralım. Fakat bu sefer müşteri tablosu yerine satış tablosundaki müşteri kodunu yazalım. Ardından Enter'a basalım. Evet, ikinci ölçümüz oluştu. Şimdi ölçüyü raporu sürükleyip bırakalım. Harika. Tabloda şu anda müşteri sayılarının her gün filtrelendiğini ve tekil müşteri sayılarının hesaplandığını görüyorsunuz. Bu özel durum için her gün kaç benzersiz müşteri var? Bunu elde ettik. Benzersiz müşteri sayısını bu şekilde hesaplıyoruz. Bu yöntem oldukça basit. Buraya bir not düşelim. Aslında aynı sonucu elde etmenin başka bir yolu daha var. Size tavsiyem bu şekilde yapmanız. Ama bir problemi çözmenin asla tek bir yolu olmadığını da göstermek istiyorum. Unutmayın. Bir problemi çözmenin her zaman birden fazla yolu vardır. Bu yüzden şimdi gelin bir formül daha oluşturalım. Haydi buna benzersiz müşteri sayısı 3 diyelim. Bu sefer calculate formülünün içinde ilk yazdığımız ölçüyü yani benzersiz müşteri sayısını referans alalım. Bu ölçü ilk oluşturduğumuz her satırda aynı sonucu veren bir ölçüydü. Evet devam edelim. Şimdi filtre olarak bu kısma satış tablosunun tamamını koyalım. Ardından enter'a basalım. Şimdi oluşturduğumuz ölçüyü sürükleyip tabloya yerleştirebiliriz. Bu sefer hesaplama biraz zaman alabilir. Çünkü bu hesaplama bir önceki hesaplamaya göre daha karmaşıktır diyebilirim. Bu ölçü benzersiz müşteri sayıları 2 ile aynı sonucu veriyor. Bunun nedeni genişletilmiş tablolar adı verilen bir kavramdır. Burada satış tablosunun temsil ettiği şey aslında bu veri modelinin tamamıdır. Yani bu satış tablosu aslında tüm bu bağlantılara sahip olduğumuz için tarihleri, ürünleri, bölgeleri ve müşterileri içeren büyük bir dosyadır. Şimdi gelin bu formülü ne yaptığını tekrar edelim. Bu teknikle tüm genişletilmiş satış tablosunda toplam müşteri ölçüsünü alıp yeniden hesaplamasını DAX dilini kullanarak yapıyoruz. İlk oluşturduğumuz ölçüde Herhangi bir bağlantı yoktu. Ancak oluşturduğumuz üçüncü ölçüde calculate ifadesinin içindeki genişletilmiş satış tablosuna başvurarak bir bağlantı yani ilişki oluşturduk. Doğru sonucu bu şekilde ürettik. Evet devam edelim. Artık raporumuzda bazı havalı şeyler yapabiliriz. Öncelikle size tavsiyem rapora benzersiz müşteri sayıları 2 ile devam etmeniz. Ardından bu tabloyu oldukça beğendiğim bir alan grafiği ile görselleştirebiliriz. Böylece günde kaç müşteriye satış yaptığımızı zaman içinde görebiliriz. Şimdi Power BI masaüstündeki analiz özelliğini kullanabiliriz. Örneğin bir trend çizgisi çizmek isteyebiliriz. Ortalama benzersiz müşteri sayısını görüntüleyebilmek için rengi biraz değiştirelim. Evet, Görünüşe göre günde yaklaşık 16 veya 17 müşteriye satış yapılıyor. Ayrıca satışların hangi gün ortalamanın altında kaldığını, hangi günler üstünde olduğunu da grafikte görebiliyoruz. Unutmayın bunların hepsi dinamik. Şimdi başka ne yapabiliriz bir düşünelim. Rapora ek bir bağlam getirebilirsiniz. Daha sonra o tablodaki gerçek sonucu değiştirmek için ek bağlam kullanabiliriz. Mesela ürün kodlarını seçelim ve sürükleyip dilimleyiciye bırakalım. Harika. Artık buradaki farklı ürün kodlarına tıklayıp hangi üründen kaç müşteriye satış yapılmış analiz edebiliriz. Bugünkü videoda birkaç kavramın üzerinden geçtik. Ama bence gerçekten bu yöntemler oldukça kullanışlı. Buraya bir not düşelim. Bu veri modelini kullanarak benzersiz müşteriler yerine benzersiz ürünler, benzersiz bölgeler ya da satış elemanları bazında başka raporları da üretebilirsiniz. Bu tekniği birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Kullandığımız basit ama etkili benzersiz sayı ile önemli içgörüler elde edebilirsiniz. Unutmayın, doğru sonuçları hesapladığınızdan emin olmak için önce perde arkasındaki veri modelini iyi anlamanız gerekir. Umarım bugün bu videoda öğrendiklerinizi kendi analizinizde de kullanabilirsiniz. Her hafta güncellenen yeni eğitici içerik ve ipuçları için Power BI Eğitimleri TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.